Elsin. Evet. Onu bir sizden dinleyelim. Şimdi çok sağlam bir kaynak elimizdeki. Evet. Yani anlattığı kişi, anlatan kişi Nedim-i Has'ı sırdaşı olan Hasan Can. Hasan Can da oğlunu anlatıyor. Oğlu da bunu Tacit Tevarih adlı kitabında bir Selimname diye bir kısım var. Orada bunları peş peşe sıralamış. Hakikaten o bölümü okuyunca Yavuz Sultan Selim'in hani kerametlerine, evliyalığına filan ilişkin bir takım imalarda bulunuyor bize Hoca Saadettin Efendi. Onlardan bir tanesi de bu bahsettiğiniz rüya hikayesi ya da rüya kıssası. Hoca Saadettin Efendi sadece yazan adam değil, fiilen evet. Savaşan adam aynı zamanda. Evet. Yanında da bulunduğunu evet. Biliyoruz. Çok yakın ölümüne kadar da yanında bulunacak olan birisi Hasan Can. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in bu Mısır seferinden, Suriye Mısır seferinden hemen önce bir gün bir rüya gördüğünü, rüyasında Hasan adlı birisinin rüyasında kendisine bir mesaj gönderildiğini gördüğünü. Yani bir adam giriyor ve diyor ki Hasan'ın rüyasına göre amel et. Hasan'ın rüyasında sana bir mesaj verildi. O mesaja göre hareket edeceksin diye Yavuz Sultan Selim'in rüyasında bir mesaj veriliyor. Öyle anlaşılıyor. Evet. Şimdi bu tabii çok enteresan bir hadise. Hasan Can o gün biraz hatta geç gelmiş. Cemaatle sabah namazına yetişememiş. Demek ki yani bir de sarayda öyle bir şey var. Tabii. Yavuz Sultan Selim diyor ki nerede kaldın sen? Niye cemaatte yoktun? Cemaatte efendim diyor işte biraz hastaydım, şuydu buydu falan diye. Peki diyor dün gece sen bir rüya gördün diyor. O rüyayı bana anlat bakalım diyor. Ne gördün? Tabii Hasan Can hatırlayamıyor ne rüya gördüğünü ve bir süre düşünüyor, kıvranıyor filan. İkide bir Yavuz lafı oraya getirip sen bir rüya gördün anlatacaksın bana diye sert ve emin, gayet emin bir şekilde soruyor. Tabii bu da kıvranıyor. Efendim görmedim, etmedim. Sen nasıl rüya görmeden geceyi geçiriyorsun? İnsan olan rüya görmez mi? Bayağı bir fırça alıyor. Bir fırça atıyor, evet. Sonra neyse bu dışarıya çıkıyor. Bir sarayda başka bir işi halletmeye çalışırken Hasan adlı bir kapıcı başıyla karşılaşıyor. O da böyle çok dertli bir şekilde elleri başında düşünürken görüyor. Neyse sıkıştırıyorlar. Niye böyle düşündüğünü anlıyorlar ki bir rüya görmüş. Hasan Can bir başka Hasan'ın bir rüya gördüğünü anlayınca hünkâr Hasanları anlıyor. Yani bu Hasan kulumuz değil bir başka Hasan kulumuz görmüş olmalı diye. Ve ondan rüyayı dinliyor. Kapıcı başı Hasan Ağa şöyle bir rüya gördüğünü anlatıyor. Gece o da uyuyormuş rüyasında. Kapının şiddetli bir şekilde çalındığını duyup kalkıyor, kapıya doğru koşuyor. Eski kapılar böyle çok şimdiki gibi çelik kapı gibi tam kapanmaz. Aradan böyle bir dışarıdan görüntü, silüet görünür. Sızıyor. O aradan bakıyor. Dışarıdakiler de ona bakıyor. Böyle dört kişi önde kendisine bakıyorlar. Göz göze geldiklerinde onlardan birisi kendisine şöyle diyor. Efendin Selim'e söyle, Resulullah'ın kendisine selamı var. Gelsin, Haremeyn hizmeti ona verildi. Bu hizmeti alsın ve buna sahip çıksın. Tabii şaşkınlık içerisinde bakarken tekrarlıyor şeyini. Gelsin Efendin Selim, Resulullah'ın selamıyla geldik. Oraya bekliyoruz. Haremeyn'e, Mekke'ye, Medine'ye sahip çıksın diyorlar. Ve bunu söyleyen kişinin kim olduğunu merak ediyor. O sırada o kişi önde duran dört kişiden birisinin Hazreti Ebu Bekir, birisinin Hazreti Ömer, birisinin Hazreti Osman, kendisinde Hazreti Ali olduğunu söylüyor. Tabii arkada da kalabalık bir kitle var. İşte ashab-ı kiram bayraklarla, mızraklarla yani bir savaşa gelmiş gibi o kapısının önünde durmuş. Tabii bu şekilde Hazreti Ali olduğunu söyleyip de kendisini tanıtınca bu kapıcı başı Hasan büyük bir şaşkınlık içerisinde rüyasından uyanıyor, uykusundan. Ve o andan itibaren bunu yormaya çalışıyor fakat anlam veremiyor. İşte Hasan Can da bunu dinleyince meseleyi anlıyor.
Hemen koşa koşa Yavuz'un huzuruna giriyor. İşte sultanım diyor, o kulunuz, o Hasan kulunuz ben değilmişim. Kapıcıbaşı Hasan Ağa'ymış. Ne görmüş diyor. Gördüğü rüyayı anlatıyor. Diyor ki böyle böyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi davet ediyormuş. Gelsin Selim bize sahip çıksın. Haremeyn hizmeti ona nasip oldu. Olacak. Dedi deyince gözyaşları döktüğünü Yavuz Sultan Selim'in görüyoruz. Yavuz Sultan Selim gözyaşları döküyor. Ve orada dönüp biz memur edilmediğimiz hiçbir yöne yönelmedik. Hadi Arap seferi başlasın diye bir emir veriyor. Şimdi bu hadise dergimizin kapak konusuna da yansıdı. Şimdi bir rüya olarak bunu görebiliriz. Gerçekten rüya ile hani inanan inanır, inanmayan inanmaz. Yani bağlayıcı bir şey değildir. Her ne kadar kaynağımız çok sağlam olsa bile. Fakat öbür tarafta niye biz Nutuk'a tamamen inandık da buna niye inanmıyoruz? Yani, yani? Biz inanıyoruz. Hani mesela başka diyelim ki bir ateist Hoca Sadreddin'in hani buna yazdıkları belgedir. Kuşkusuz ama hani şöyle diyebilir adam inanmaz. Yani ortada hani bunun dert, şeyi nerede? Hani, dert etme kardeşim ya. Ahir zaman benim peygamberi için belgedir de hani bir ateist ya ben niye inanayım ki buna yani? Ahir zaman peygambere geldi ona da inanmadılar. Diyebilir. İnanmayan inanmaz. Yani o açıdan diyorum ben. Şimdi ama öbür tarafta şu